Öncelikle dudağa bir simetriyi oluşturmak. Genelde dudak formumuzda gerçekten hiçbir zaman simetri tam anlamında olmuyor. Artı işte günümüzdeki dolgu işlemini ortadan kaldırabiliyoruz. Ama bazı durumlarda demin de bahsettiğim gibi ikisi bir arada olması gerekebiliyor. Ama işte hanımların, bizlerin genelde istediği çok hafif bir daha dolgunluk, daha bir netlik. Yani dudak formumuz net ve hafif dolgun ve ortaya çıkmasını istiyoruz aslında. Çok böyle bir şiş görüntü. Gerçekten hiçbir hanım ondan mutlu olmuyor. Artı biz bununla birlikte renk de verdiğimiz için ikisi bir arada olmuş oluyor. Hem bir fresh görüntü her daim, bakımlı bir görüntü. Özellikle çok ruj sürmeyi seven insanlar tabii çok tercih ediyor. Artı insanın gerçekten hanımların özellikle hayatını kolaylaştırıyor. Çalışan bayanlar için özellikle. Çünkü zamandan çok şey kazanıyoruz bu tür işlemlerin üçünü yaptırdığımız zaman. Hem o şekilde hem de mesela şu anda 35 şey yakın dudak rengimiz var bizim. Yani şöyle de bir durum var. Yani insanlar düşünmesin ki hep rujlu gezeceğim. Böyle bir şey yok. Yani inanılmaz güzel doğal nut renklerimiz var bizim çalıştığımız. O yüzden de yani dudağınızın rengine neredeyse yakın tonlarla da bu form ve netlik oluşabilir. Artı lip light dediğimiz bir uygulamayla birlikte biz genelde bu işlemi yapıyoruz. Onunla da dudak çerçevesinde bir ışık efekti vererek dudağın tam anlamıyla şeklini netleştirip ve bir aydınlatma yöntemini yaratarak daha bir ön plana çıkarabiliyoruz. Dudak bölgesindeki kalıcılık süresi daha uzun. Çünkü oradaki cilt yapımız çok farklı. Yani orada zaten cildimiz yok. Orası bir mukoza. O yüzden de boyayı çok çabuk alıyor ve kuru bir bölge olduğu için de boya çok çabuk yerleşebiliyor cilt alt dokusuna. Ondan dolayı da kalıcılığı yani 3 yıl, 5 yıl o civarda ortalama olabiliyor. Hayır, herhangi bir yan etkisi yok. Sadece şöyle bir durum var. Burada dikkat etmek gerekiyor. Biz mutlaka uygulama öncesi kişilere soruyoruz. Herhangi bir uçuk rahatsızlığınız daha önce oldu mu diyerekten. Eğer daha önce hayatında bir kez bile uçuk çıkarmış ise o kişi, biz mutlaka bir doktor kontrolünde bir uçuk kapı ağızdan alarak yaklaşık uygulama öncesi 3-4 gün ve uygulama sonrası 3-4 gün almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü bu uygulamalar uçuk virüsünü tetikleyebilir. Yani bizim yaptığımız bu işlemlerin bir uyarıcı etkisi var. Dolayısıyla bazen mesela kaşı olmayan kişilerde, yani kaşı seyrek olan kişiler, ama bu tabii ki herkeste olan bir durum değil. Ama biz bunu çok sık da yaşadığımız da bir durum. Kaşlarının birden daha yoğunlaştığını söyleyen çok müşterilerimiz var. Daha sık çıktığını söyleyen müşterilerimiz var. O yüzden de dudakta mutlaka dikkatli olmak lazım. Yani uçuk durumu biraz riskli. Ama onun dışında herhangi bir komplikasyon olmuyor. Belki böyle bir gün, iki gün hafif bir şişlik oluyor. Bu ödem de gerçek, o da yine kişiyle alakalı bir durum. Ama ondan sonra normal hayata gayet rahat dönebiliyor. Öncelikle yani gerçi kaş, dudak ve eyeliner içinde genelde aynı prosedürle başlıyoruz. Öncesinde tabii ki mutlaka bir ön görüşmemizi yapıyoruz. Müşterinin istediği nedir? Nasıl bir şey hayal etti geldi bize? Neler düşünüyor kafasında, ne tasarladı? Bir kere onu öğrenmek gerekiyor. O yüzden biz genelde her müşterimize, her uygulamada mutlaka 2 saatimizi ayırıyoruz. Yani bu ön görüşme kısmı gerçekten çok önemsiyoruz biz. Çünkü gerçekten kişiyi çok iyi anlamak bu işlemi yapmadan önce çok çok önemli. Yani biz asla kafamıza göre bir şey yapamayız. Yapmak da doğru bir şey değil bana göre. Çünkü kişi onunla mutlu olması gerekiyor yapılan işlemle. Sonuçta bir süre o kişi o şekilde gezmek durumunda ve çok önemli. Biz kadınlar biliyorsunuz çok titiziz. Yüzümüz, güzelliğimiz çok önemli. O yüzden de güzelliği de çok önemsediğimiz için ve yüzümüzde de bir süre de olsa kalıcı bir işlem olduğu için gerçekten çok özenli bir çalışma olması gerekiyor. Bu ön tasarım. Ön çizim çalışması bizim için gerçekten çok çok önemli. Önce müşteriyle görüşmemizi yaptıktan sonra kendisine de biz kendi fikirlerimizi söyleyerek, tabii ki bir yüzünün bir analizini mutlaka yapmak gerekiyor. Yani biz genelde
kalıplaşmış bir tasarımla asla zaten çalışmıyoruz. Yani o yüzden mutlaka kişinin bir yüzünü analiz etmek gerekiyor. İşte yüz şekli nedir? Oval mi? Yuvarlak mı? Kare mi? Kaş göz mesafesi ne durumda? Göz kapakları düşük mü? Değil mi? Alın bölgesinde çok çizgiler var mı? Yok mu? Alın bölgesi geniş mi? Dar mı? Vesaire yuvarlak mı dönüyor kaş kısmı? Kaşların formu ne durumda? Çok mu seyrek? Yani bir sürü böyle konuşma esnasında bunların hep tespitini kafamızda yaparak ilerliyoruz tabii ki. Daha sonra da yani biz hep şunu tercih ediyoruz. Gerçekten her zaman için doğallık bizim için çok önemli. Evet, şöyle biz şimdi tabii ki işlemi tamamen silip yok etmek o anda mümkün değil. Ama yani daha önce başta da bahsettiğim gibi bizim yöntemimiz gerçekten çok soft bir uygulama. Yani öyle çok yoğun, derin bir dövme gibi çalışmıyoruz ve özellikle de biz ilk uygulamalarımızda çok daha hafife indiriyoruz bu çalışmayı. Yani daha yüzeysel, yani ilk çalışmamızda daha çok böyle bir taslak gibi yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü hakikaten insanın fikri de değişebiliyor. Bir de hani boya ciltte kuruyunca da böyle bir ton, 1,5-2 tona yakın da koyulaşa da biliyor. İnsanlar mesela o koyu görüntüden nefret ediyor bayanlarımız. Mesela çoğu müşterilerimizin en büyük korkusu o. Ay ben bir hafta evden çıkamayacağım mı diye geliyorlar. Böyle bir şey yok bizde gerçekten. Bir kere o konuda rahat olsunlar. Asla bu şekilde çıkmayacaklar. Ondan dolayı da yaptığımız işlemi daha yüzeysel çalıştığımız için mutlaka bir kontrole çağırıyoruz. Ve ilk işlemden sonra zaten boyada yaklaşık %40-50 bir atma meydana gelir. İkinci kontrole de geldiğinde, ya o süreçte de zaten kişi bir alışıyor kendine. Çevreden tepki almıyor. Bu onu çok mutlu ediyor. Ay o kadar doğal oldu ki kimse anlamadı. Mesela bugün gelen bir müşterim, eve gittim ya işim bile anlamadı. Yani dediğim gibi o yüzden telafisi mümkün yani. Ondan dolayı da böyle bir problemle hiç bugüne kadar karşılaşıp da hani ya yaptır illa ertesi geldiğinde bunu silin çıkarın diye kesinlikle öyle bir problem oluşmuyor yani.